Hardware Plus'a hoş geldiniz. Bu videomuzda son dönemin en çok konuşulan akıllı telefonlarından bir tanesini inceliyoruz. Xiaomi Mi 10 Lite. Dilerseniz her zaman olduğu gibi güncel fiyat bilgisiyle başlayalım. Xiaomi Mi 10 Lite'ın ülkemizde iki tane sürümü var. Bir tanesi 64 GB'lık bir depolama sürümü kullanıyor. Diğeri ise 128 GB'lık sürümü kullanıyor. Şu anda güncel fiyatlar anlamında şöyle bir abukluk var. Hepsi burada da benim bu incelemeyi çektiğim gün itibariyle baktığımda 64 GB ile 128 GB arasında eğer mor rengi seçerseniz 128 GB'da bir fiyat farkı yok. Her ikisinde 3599 lira alabiliyorsunuz. Ama ben 128 GB alacağım mor rengini istemiyorum derseniz fiyat diğer renklerde 3899 liraya çıkıyor. Yani normalde 300 liralık bir fiyat farkı var. Bana soracak olursanız eğer böyle bir fiyat farkı siz alacağınız zaman da aynı şekilde devam ediyorsa mor rengi güzel boşu boşuna başka bir rengi 300 lira fazla vermektense 128'liği 64 fiyatını almakta fayda var. Benim kişisel tavsiyem de bu. İncelemeye geçmeden önce şu bilgiyi vereyim arkadaşlar. Kutu açılışında benden özellikle istediğiniz, kontrol etmemi istediğiniz bazı konular vardı. Bunlar neydi? Görüşme sırasında ekranın kapanması, şarjdayken ısınması, Wi-Fi problemleri olduğu söyleniyor gibi bana bazı yorumlar atmıştınız o videoya. Ben de bunları özellikle kontrol ettim ve bu videoda onları da anlatacağım. İsterseniz hazır bundan söz etmişken buradan başlayayım. Görüşme sırasında ekranın kapanmama problemi doğru arkadaşlar. Her zaman olmuyor ama benim şu anda hattım takılı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bir 4 gündür falan telefonu kendi telefonum olarak yani ana telefonum olarak kullanıyorum. Birçok telefon görüşmemde ekran kapanmadığı için telefon görüşmesinde yanağımla o ekran panelindeki bazı tuşlara bastığım için sesi kapattığım oldu. Görüşmeyi kapattığım oldu. Ama bazılarında da hiçbir problem yaşamadım. Yani her seferinde böyle bir problem yaşanmıyor. Ama doğru bazen ekran buraya götürdüğünüzde kapanmıyor ve sizin telefonu şöyle hareket ettirirken ki yanağınızda yanlışlıkla başka şeylere dokunabiliyorsunuz. Umarım bir güncelleme ile bu problemi çözer Xiaomi çünkü can sıkıyor bazen. Ee, şarjdayken ısınıyormuş yorumu bu hemen hemen arkadaşlar tüm akıllı telefonlar için geçerli. Evet Mi On Lite da şarjdayken ısınıyor ama öyle çok ahım şahım e, hani bir problem yaratacak kadar ısındığını düşünmüyorum. Diğer akıllı telefonlardan bu konuda çok bir farkı olduğunu görmedim. Wi-Fi problemleri olduğu söyleniyor denmiş. Ben telefonda hem kendi hattım üzerinden 4G, 4.5G şebeke şebekesiyle internete girdim dışarıda olduğum zamanlarda hem de ofiste ve evdeyken Wi-Fi bağlantısını kullanarak internete girdim. Herhangi bir Wi-Fi problemi yaşamadım. Hem LTE hem de Wi-Fi tarafında sorunsuzca benim test ettiğim model işlerimi gördü. İsterseniz artık tasarımla incelemenin detaylarına geçelim. Bana soracak olursanız Xiaomi'nin Mi On Light modeli. Tasarım konusunda çok güçlü bir cihaz. Neden böyle söylüyorum? Birincisi renkleri çok güzel görünüyor. Benim elimdeki şu an beyaz rengi. Bunun yanı sıra mor ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği daha var. Beyaz renginde arka taraftan baktığımızda aşağılara doğru böyle mor tonlarını da yansıtan farklı renk kırılımlarını gördüğümüz güzel görünen bir renkle karşımıza çıkıyor. Malzeme kalitesi olarak telefonun hem arkasında hem de önünde cam malzeme var. Corning Gorilla Glass ile korunuyor. Yan çerçevelerimiz ise metal malzeme kullanıyor. Bu arada kutu açılışında söylemiştim. Telefonun kamera çıkıntısının olmayışı benim çok hoşuma gitti. Zira son dönemde orta, üst seviye ve amiral gemisi akıllı telefonlara baktığımız zaman neredeyse bütün modellerde kamera çıkıntısı yer alıyorken bu telefonda birazcık da Kalınlığın getirmiş olduğu bir avantajla o kamera çıkıntısına yer vermemiş olmaları gayet güzel. Uzun süredir de dediğim gibi kamera çıkıntısı olmayan bir akıl telefon kullanmamıştım. Hoşuma gitti o nedenle. Baktığımız zaman tasarım tarafında ön taraftan baktığımızda telefona bir tane damla çentik tasarımı var. Onunla beraber aynı benim uzun süre kullandığım P30 Pro gibi yan taraflardan kavisli bir ekran var. Bu da hem telefonu kullanırken telefonun olduğundan daha ince gelmesini sağlıyor size. Hem de ön taraftan baktığınızda kavisli ekran düz ekranlara göre birazcık daha göz alıcı, birazcık daha böyle premium hissiyat veren bir görüntüye sebep oluyor. O anlamda da dediğim gibi tasarım noktasında benim çok beğendiğim bir telefon oldu. Tasarımda sevmediğim konu bu telefonun hoparlör performansı oldu arkadaşlar. Çünkü yine belli başlı rakiplerine göre kıyasladığımız zaman hoparlöründen çıkan ki mono hoparlörü var. Hemen şu alt tarafında bulunuyor. Hem ses seviyesi anlamında öyle çok yukarılara çıkamıyor. Hem de bence daha da kötüsü Spotify'dan YouTube'dan bir şarkı dinlediğinizde dinlemiş olduğunuz o müziğin kalitesi, enstrümanlar birazcık böyle bastırılıyor. En yüksek ses seviyesinde birazcık sanki cızırtılı bir ses çıkıyormuş gibi oluyor falan. Hani en sevmediğim bu telefonla alakalı konulardan biri hoparlör oldu. Ama öte yandan kulaklık performansını da çok ciddi takdir ettim. Gördüğünüz gibi 3.5 milimetrelik bir tane kulaklık girişimiz yer alıyor. Ve bu kulaklık girişi 24 bit 192 kHz'lik bir ses desteğine sahip. Farklı kulaklıklarla, kablolu kulaklıklarla test ettim. Gerçekten şahane eğer kablolu bir kulaklıkla müzik dinlemeyi seviyorsanız çok iyi bir kalite alabiliyorsunuz. Genel olarak tasarım bu şekilde. Bu arada Müzik demişken kablosuz müzik dinliyorsanız yani kablosuz bir kulaklıkla müzik dinliyorsanız APTX HD ve APTX Adaptive teknolojileri de bu telefonda yer alıyor. Bluetooth'la bir e, kulaklıkla müzik dinliyorsanız o anlamda da iyi bir ses kalitesi alıyorsunuz. Yine söylemeyi unuttuğum konulardan biri tasarımda ekranın altına gömülü bir parmak izi sensörümüz bulunuyor. Ben telefonu kullandığım süre boyunca gayet kararlı çalıştı. Hani o üst seviyedeki yeni amiral gemileri kadar hızlı diyemem ama gördüğünüz gibi gayet temiz, düzgün bir şekilde çalışıyor. Yine MIUI ara birimi üzerinden isterseniz farklı parmak izi animasyonlarını da telefonda kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz incelememize Xiaomi Mi 10 Lite'ın ekranıyla devam edelim. 6.47 inç boyutlu AMOLED panel kullanan Full HD Plus çözünürlüklü ve HDR10 desteğine de bünyesinde barındıran bir ekranla birlikte geliyor. Tabii ki telefonumuzda AMOLED panel olduğu için Xiaomi'nin diğer akıllı telefonlarından da bildiğimiz her zaman açık ekran özelliğini kullanabiliyorsunuz ve yine ara birimden kendi zevkinize göre farklı tasarımlara sahip her zaman açık ekran temalarını bu telefonda kullanabiliyorsunuz. Ekran konusunda sadece tek bir eleştirim olacak. Ekran parlaklığı kötü değil ama birazcık daha ...yükseğe çıkabilseydi tam değerini bulamadım internette ne olduğunu. Bizde de ölçüm yapabileceğimiz bir e, ekran parlaklık cihazı yok. Ama hani direkt insan kullanımıyla şöyle test ettim. Güneş yanı yoğun olduğu bir saatte parlaklığı sona alarak dışarı çıktım. Ekran görünüyor. Hani mesaj falan yazmak isteseniz yazarsınız bir problem olmaz. Ama parlaklık o birazcık daha keşke iyi olsaydı dediğim noktada doğal olarak yansıma yapıyor ekran ve birazcık çok güneş yanı yoğun olduğu ortamlarda ekran karanlık kalıyor. Biraz daha yukarılara çıkabilseydi bu problem olmazdı ama dediğim gibi ekran güneş yanının altında görünmüyor veya kullanılmaz şeklinde değil. Sadece parlaklık biraz daha yüksek olsa daha kolay yapardık işlerimizi diye bunu söylüyorum. Onun dışında ekran konusunda benim gördüğüm bir eksi yok. Yine MIUI tarafından bildiğimiz ekran doygunluğu, e, renk canlılığı gibi ayarları MIUI'dan yapabiliyoruz. Ayrıca Android 11 akıllı telefon olduğu için direkt Android 10 ile birlikte gelen karanlık modu da ekran ayarlarından e, ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz geçelim bu telefonun performans özelliklerine. Bizim daha önce incelediğimiz Mi Note 10 yani bu modelin üst versiyonunda da yer alan Snapdragon'un 730G isimli işlemcisi bu telefonun kalbinde yer alıyor. Açıkçası 3500 3600 liraya satılan bir akıllı telefon için Snapdragon 730G en iyi işlemci mi? Hayır değil. Neden? Bugün Huawei tarafındaki P40 Lite'ın kullandığı Kirin 810 hem işlem performansı anlamında hem GPU performansı anlamında 730G'den önemli derecede daha iyi bir performans sergiliyor. Yine benzer fiyat aralığında bulabileceğiniz Snapdragon'un 720G her ne kadar isim olarak 730'un altında olsa da hem daha verimli olması hem de sentetik testlerde ufak bir farkla 730'dan daha iyi sonuçlar vermesi dolayısıyla aslında 730G bu fiyat segmentinin en iyi işlemcisi değil. Ama ben bunu Minoton incelemesinde de söylemiştim. 730G sunmuş olduğu özelliklerle amiral gemisine yakın bir performans sergiliyor. Bakacak olursanız benim şu anda telefonumda belki en az 60-70 tane şöyle göstereyim uygulama vardır. Telefonu 4 gündür kullanıyorum. Uygulamaları kullanırken herhangi bir kasma, takılma vesaire yaşamıyorum. Yani o amiral gemisi telefon kullanmaya çok yakın bir deneyim alıyorum. Oyun tarafına baktığımız zaman en yüksek grafikleri alamıyorsunuz fark olarak. PUBG Mobile oynadım, çok uzun süre oynadım test etmek için. Kutu açılışında da bununla alakalı bazı bana sorularınız olduğu için HDR ayarda açmıyor, HD ayarda açıyor ve yüksek kare hızı ayarlarında oynatıyor. Oyun oynarken telefonda herhangi bir yani ılık öyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani ciddi normalde birçok telefon ısınır ya. Minotonda oyun oynarken altını çiziyorum. Birazdan çünkü farklı bir şey söyleyeceğim. Ee, 30-40 dakikalık aralıksız PUBG oyununda herhangi bir ısınma olmadı. Çok çok küçük böyle ılık diyebileceğim bir ısınma oldu. Ama mobil veriyle internette gezinirken e, Chrome'da vesaire bir tatile gideceğim şimdi bir otel araştırması yapıyordum. Telefonda anlamsız bir ısınma oldu. Bunu da belirteyim. Yani oyun oynarken olmayan ısınma mobil veri kullanırken, internete girerken olabiliyor. Ve baya baya da böyle oha ya telefon ne ısındı diyorsunuz. Hani telefona bir şey olmaz. Ee, bu ısınmalar çoğu telefonda oluyor. Ee, ama keşke olmasaydı tabii ki. O anekdotu da size vereyim. Zaten iki farklı depolama sürümü olduğunu söylemiştim. Burada dikkat etmeniz konu şu. Telefonda micro SD kart desteği yok. O nedenle eğer 64 GB size yetmeyecekse artırılabilir hafıza olmadığı için direkt olarak 128 GB'lığı almanız daha mantıklı olabilir. Dahili depolama birimi UFS 2.1 standartını kullanıyor ve her iki sürümde de değişmeyen 6 GB'lık bir RAM kapasitesi bizlere sunuluyor. İsterseniz geçelim bir diğer önemli konu olan kameraya. Kameranın tabii ki donanım özelliklerini bize neler sunduğunu anlatacağım ama son dönemde aldığım sorular dolayısıyla öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Bana şöyle sorular geliyor. Kerem işte Minoton Lite 3500 lira civarında, Minoton 5000 lira civarında sence 2000 lira daha fazla verip Minoton almaya değer mi? Şimdi arkadaşlar her iki telefonu da yoğun bir şekilde kullanan bir insan olarak iki telefon arasındaki tek bence fark kamera. Minoton'un kamerasını biliyorsunuz ben P30 Pro kullanan biri olmama rağmen yani fotoğraf kalitesi çok çok iyi olan bir akıllı telefondan Minoton'a geçmiş olmama rağmen öve ve bitirememiştim ve gerçekten Minoton'un kamerası çok güzeldi. Baktığımız zaman Minoton Note Minoton'un kamerası arasında fark var mı? Evet, bayağı fark var. Ama işlemci aynı, diğer özellikler işte batarya, tasarım vesaire çok benzer olduğu için sadece bir kamera farkına 2000 lira fazla verip cebinizden 5500 lira gibi bir fiyat çıkartıp bir de orta düzey sayılabilecek bir işlemciye sahip bir akıllı telefon almanın doğru olmadığını onun yerine eğer böyle bir isteğiniz varsa Minoton Lite alıp 2000 lirayı cebinizde tutup 3500 lira civarında günümüz şartlarında makul sayılabilecek bir para verip o kadar iyi bir kameraya sahip olmasanız da orta düzey için gayet başarılı bir kamera deneyimini almak ve işlemci batarya konusunda zaten üst modelle aynı özelliklere sahip olmak bana çok daha fiyat performans, çok daha bütçe dostu, çok daha mantıklı bir karar gibi geliyor. Bu tabii ki benim kişisel görüşüm. Ben illa o 108 megapiksellik kamerayı istiyorum diyorsanız tabii ki 5500 lira verip Minoton modelinde alabilirsiniz. Gelelim Minoton Lite'deki kamera donanımına. Ana kameramız 64 megapiksel f1.9 diyafram değerine sahip. Optik imaj sabitleyici yok. Elektronik sabitleme olarak görevini yapıyor. 8 megapiksellik bir tane ultra geniş açı kameramız var. 2 megapiksellik makro, 5 megapiksellik de arka tarafı bulanıklaştırmanızda görev alan derinlik sensörü yer alıyor. Ben Mi Note 10 hem ışığın yeterli olduğu alanlarda bir sürü fotoğraf çektim. Hem gece modunu kullanarak veya gece saatlerinde otomatik çekim yaparak fotoğraflar çektim hem portre fotoğraflar çektim. Şunu söyleyebilirim genel toplamda biraz daha detaylandıracağım ama 3500 lira fiyat segmentinde benim bugün gördüğüm en makul, en düzgün kamera sonuçlarını Mi Light veriyor birkaç rakibiyle beraber. Bir tek gözüme çarpan olumsuz anlamda söyleyebileceğim konu şu. Gece çekimlerini düzgün bir şekilde yapıyor. Orta düzey telefonlarda biliyorsunuz bazen gece fotoğraf çektiğinizde grenlenme, kirlilik veya detay kaybı çok fazla oluyor. Mi Note Online bunu hem f1.9 diyafram değerine sahip bu 64 megapiksel çözünürlüğündeki sensörle hem de yazılımdaki düzgün bir gece modu sayesinde çok net fazla grenlenmenin olmadığı gayet Instagram'da falan bir gece fotoğrafını paylaşabileceğiniz sonuçlar elde ediyor. Ama renk çok oynuyor fotoğrafta. Yani otomatik modda çektiğim fotoğrafta görünen renklerle gece moduna aldığım zaman görülen renkler birbirinden çok farklı. Bu bence çok büyük bir problem değil. Sonuç olarak ben hani rengin doğruluğundan ziyade bu fotoğraf paylaşılır mı? Güzel oldu mu ya baktığım için hani çok fazla takmıyorum ama renkler bayağı bir değişiyor. Onu söyleyeyim. 8 megapiksellik ultra geniş açı eğer geniş açılı bir fotoğrafa ihtiyacınız varsa aynı kadraca sığdırmanız gereken birbirinden uzak iki nesneyi çekmek istiyorsanız görevini yapıyor. Ama yine 64 megapiksellik sensörün fotoğraf kalitesi ile 8 megapiksellik sensörün fotoğraf kalitesi apayrı. Hem de akşam falan fotoğraf çekmeye çalışırsanız zaten komple hiç kullanmayın. Ee, makro konusunda bence hiç koymasalar olur. Bunu başka Xiaomi şey telefonlarında da söyledim. Ee, yeni 5 megapiksellik sensör işini biraz daha iyi yapıyor ama burada çözünürlüğü yine daha küçük olan 2 megapiksellik bir sensör var. Yani böyle stüdyo ışığına 3 tane stüdyo ışığı vermemiz, en az 5-6 tane düzgün bir kare yakalayabilmemiz için böyle deneme yapmamız. Onun içinden de işte inşallah bir tanesi düzgün görünürse, Hani onu kullanırsınız ama şey diye düşünmeyin yani bu telefonda makro kamerası var. Ben deli gibi makro fotoğraf çekerim falan demeyin. Ee, sadece işte bu dört kameradan bir tane de makro olsun diye konmuş bir kamera. Mi Note Light'ın kamera noktasında şaşırdığım noktalarından biri olumlu anlamda söylüyorum. Video performansı oldu. 4K 30 FPS, 1080p'de de 30, 60 ve 120 FPS olmak üzere farklı e, FPS ayarlarında, kare oynatma ayarlarında video çekebiliyor. Genellikle biliyorsunuz Android telefonların özellikle de çok amiral gemisi bir cihazdan bahsetmiyorsak video performansları çok iyi değildir. Ben Mi Note 10 video performansını beğendim. Elektronik sabitleme tabii ki bir Optik Sabitleyici kadar olmasa da işini çok iyi yapıyor. Mi Note 10 modeli de böyleydi. Lite'ına da o geçmiş ve genel videonun kalitesi gördüğümüz detaylar vesaire anlamında beni mutlu etti. Eğer ben hani videoda çekerim ara ara diyen bir insansanız Mi Note 10 Mi Online'dan memnun kalırsınız. Beğenmediğim konu ön kamera oldu. 16 megapiksellik bir ön kamera var. Ee, yine tabii ki yazılımsı olarak portre modunu kullanabiliyorsunuz. Onda bir problem yok. İşini düzgün yapıyor ama telefonun ön kamerası F2.5 diyafram değerine sahip. Eğer güneş ışığının yoğun olduğu ışığın sorun olmadığı bir alanda fotoğraf çekiyorsanız herhangi bir sorun yok ama ışık azıcık düşsün, fotoğrafta hemen bir detay kaybı, hemen kenarlarda kirlenmeler, grenler oluşuyor. O anlamda ön kamera birazcık daha bence iyi olsaydı daha mutlu olurdum. Son olarak gelelim bataryaya. Bu telefonda 5260 mAh gibi günümüz standartlarına göre gayet iyi bir batarya kapasitesi yer alıyor ve kutu açılışından hatırlayabileceğiniz üzere telefonun kutu içerisinden 30 wattlık bir hızlı şarj desteği çıkıyor. 5260 miliamperlik batarya nispeten amiral gemisi işlemcilerinden daha verimli bir kullanım sağlayan Snapdragon 730G ile birleşince çok çok yoğun kullanımlarda bile işin içine oyun girmiyorsa bir buçuk günü ben rahatlıkla görebiliyorum arkadaşlar. Ekran süresi anlamında da 10 saati yine kullanımınıza göre aşabiliyorsunuz herhangi bir problem yok batarya anlamında Bence bu telefon yine tasarımda söylediğim gibi en güçlü olduğu konulardan bir tanesi Bir de son olarak şunu söyleyeyim ilginç bir konu biliyorsunuz Minoton modeli de hem büyük hem de 200 gramın üzerinde olduğu için ağır bir telefondu Minoton light da kağıt üzerindeki kalınlığına baktığınız zaman 9.6 milim olması lazım kalın. Ee, ağırlık olarak da 204 gram diye hatırlıyorum. Neredeyse şeyle aynı, minotonla aynı. Ama ofiste dersine abiyle biz bunu konuştuk. İki cihazı şöyle yan yana bir iki elinizde tuttuğunuz zaman sanıyorum ki ağırlık merkeziyle alakalı bir konu. Sanki minoton modeli light modelinden böyle 30-40 gram daha ağır gibi geliyor. Ama minoton light modeline baktığınız zaman herhalde o ağırlık dengesi iyi ayarlandığı için sanki böyle 200 gram değilmiş. Hani 170 180 grammış gibi geliyor. Bir de kalınlık noktasında kavisli ekran o 9.6 mm kağıt üzerinde oha bu telefon çok kalın dediğiniz şeyi gündelik hayatta kullanırken dememenizi sağlıyor diye tahmin ediyorum. Çünkü yani bakıyorum öyle çok da ağır gelmiyor bana ya da kullanırken öyle gelmedi. Bunu da bir detay olarak söyleyeyim. Toparlayacak olursam bence 10 Light 3500 lira seviyesinde eğer böyle orta düzeyle amiral gemisi arasında gündelik hayatta sizi üzmeyecek. Cebinizden de günümüzün amiral gemisi telefonların işte 10 bin liralar 12 bin liralar ulaşan fiyatlarını düşündüğümüzde bütçenizi çok çok perişan etmeyecek bir akıllı telefon almak açısından gayet olumlu. Sadece şu işte telefon görüşmesi yaparken ekranın kapanmaması, tarayıcıda gezinirken abuk ısınması gibi problemleri birazcık güncellemeyle çözerlerse benim bu fiyat segmentindeki favori telefonum olur. Ee, ama yine şu anki haliyle de insanlara tavsiye etmeye devam edeceğim gibi görünüyor. Saymış olduğum, e, beğendiğim özellikleri. Dolayısıyla siz de lütfen Mi Note Online modeliyle alakalı yorumlarınızı aşağıda bizimle yorumlar bölümünde paylaşın. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.